damıtık su zehirli midir? Bunu bana soran Bad Schlema'dan Bayan Wim Hoyer. Tadı çok yavan. Ama başka damıtık sıvılarla kıyaslarsak hiç de zehirliymiş gibi gelmedi. Zaten niye öyle olsun ki canım? Çünkü damıtık suyun musluk suyundan pek de bir farkı yok. Tek fark suyun litresi başına 1.3 gram tuz diyebiliriz. Musluk suyunda çözülmüş bulunan bu kadar tuz var. Onun yerine küçük bir parça tuz kıtlayabilir, üstüne de bir yudum damıtık su içebiliriz. Bu durumda mideye inen şey musluk suyuna eşdeğer. Ama tuz kıtlamadığınızda da aynı şey oluyor. Gerçekten. Çünkü vücudumuzda yavan bulunuyor damıtık suyu. Bu yüzden ağız mukozası yoluyla tuz ekliyor suya. Osmoz yani geçişme denen bu süreç geçirgen bir zar üzerinden molekül alışverişi anlamına geliyor. Ama işte bu osmoz yüzünden damıtık su tehlikeli hale geliyor. Kan dolaşımımıza karıştığı an. Al yuvarlarımızın içinde tuzlar bulunur. Dışarıdaki damıtık suda tuz yok. İçeride çok tuz var. Bir derişim farkı söz konusu. Vücudumuz bunu eşitlemeye çalışacaktır mutlaka. Al yuvar zarı bu tuzları geçiremez. Bu yüzden damıtık su al yuvarın içine hücum eder. Ta ki al yuvar patlayana kadar. Damıtık suya koyduğum bu vişnenin de başına aynı şey geldi. Berbat bir olay. Ama elbette paniğe gerek yok. İşin oraya varması için 7 saat içinde 9 litre damıtık su içmeniz gerekiyor. Merak etmeye devam. Bakalım daha neler öğreneceğiz.